Futbol Olmadan Asla kanalından herkese selamlar. Sonunda hasret bitti ve Galatasaray büyük bir aksilik olmazsa yeni orta sahasına kavuştu. Jimbom'un yeni orta sahası Fransız oyuncu Tanguy Ndombele. Bu videomuzda Ndombele'nin kariyer geçmişine, istatistiklerine, teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda artı ve eksi yönlerine göz atıp oyuncunun Galatasaray'da neler yapabileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle belirtmeliyim ki Ndombele transferi içerisinde birazdan detaylandıracağımız bazı riskler barındıran ama oyuncunun kalitesini göz önünde bulundurduğumuzda bana göre bu risklerin göze alınabilir seviyede olduğu bir transfer. Eğer hazırsanız başlayalım. Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 doğumlu Kongo asıllı Fransız orta saha. 1.81 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Kağıt üstünde mevcut piyasa değeri 22 milyon euro. Fransa milli takımıyla 7 maça çıktı ve ana mevkisi orta sahanın merkezi olmakla birlikte 10 numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor. Ndombele'nin göze çarpan en güçlü özellikleri dribling yeteneği, top tekniği ve pas becerisinin yüksek olması, top kapma ve takım savunması konularında becerikli, soğukkanlı, güçlü, hızlı ve çevik bir futbolcu olması. Zayıf yönleri ise son vuruşlarının yeteri kadar iyi olmaması ki neticede kendisi bir ofansif orta saha veya santrfor değil. Bu nedenle bitiricilik özelliğinin yüksek olmasına pek de gerek yok. Serbest vuruşlarda ve hava toplarında etkisiz kalabilmesi ve belki de sahip olduğu potansiyeli ve yeteneği tam olarak değerlendirememesinin en büyük sebebi olarak disiplin, çalışkanlık ve konsantrasyon konularında pek de istikrarlı bir isim olmaması. Ndombele gibi uluslararası bir potansiyelin henüz 26 yaşında ligimize geldiğini düşünürsek elbette bazı negatif yönleri olmalıydı. Neticede bundan 4 yıl önce Tottenham'ın 62 milyon euro yatırım yaparak transfer ettiği bir isimden söz ediyoruz. Ndombele gerçek anlamda saf bir yetenek ve Galatasaray'ın hasretini çektiği, oyunu iki yönlü oynayabilecek, klasik tabirle box to box orta saha tanımının kelime karşılığı bir oyuncu. Fazlasıyla dinamik ve güçlü fiziğiyle kolay kolay yorulmaz, maç içerisinde orta sahaya büyük bir dinamizm katar, Galatasaray defansından rakip ceza sahasına dikine driplingleriyle kolayca rakip eksilterek top taşıyabilir ve özellikle geçiş oyununda muazzam bir katkı sağlayabilir. Bir önceki videomuzda Galatasaray'ın transfer ettiği söylenen ama belki de gelen tepkilerin ardından vazgeçilen Vecino'dan bahsederken tam olarak bu özelliklerin eksikliğinden söz etmiştim. Vecino, Galatasaray'da bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir oyuncu değildi. Ve zaten Vecino transferine gösterilen tepkilerin ana sebeplerinden biri de buydu. Ancak Ndombele için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ndombele, potansiyelini gösterebilmesi halinde Galatasaray'ın en ihtiyaç duyduğu profil ve Galatasaray'ın bu ihtiyacına ilaç olabilecek bir isim. Şimdi gelelim Ndombele'nin kariyer istatistiklerine. Asıl yükselişini 2017 yılında transfer olduğu Lyon'da yaptı Ndombele. Lyon formasıyla toplam 3 sezon geçirdi ve bu süre dahilinde 111 maça çıkarken maç başı 73.60 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 18 asistlik hücum katkısı sağladı. O sezon Lig 1 özelinde 35 maça çıkan Ndombele, bu maçların 31'ine ilk 11'de başladı ve maç başı 74 dakika sahada kalırken %89 isabetli pas, %70 isabetli uzun pas, %61 ikili mücadele kazanma ve %77 başarılı dribling ortalamalarıyla oynadı. Ndombele ertesi sezonunda da bu performansını devam ettirdi. Zaten 2019 yazında 62 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer olmasını sağlayan da tam olarak bu performansıydı. Ndombele'nin Tottenham kariyeri, Lyon kariyeri kadar parlak geçmedi. Tottenham'da 3 sezon forma giyen Ndombele, bu sezonlarda toplam 91 maça çıktı ve maç başı 56.70 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında Ndombele 10 gol, 9 asistlik hücum katkısı sağladı. Ndombele'nin Tottenham formasıyla en çok maça çıktığı sezon 2020-2021 sezonu. Bu sezonda 46 maçta görev alan Fransız orta saha maç başı 61.47 dakika sahada kalırken 6 gol, 4 asist üretti. Ndombele son 2 sezon Tottenham tarafından kiralık yollandı. 2021-2022 sezonunda eski kulübü Lyon'da, geçtiğimiz sezon ise Serie A şampiyonu Napoli'de forma giydi Ndombele. Lyon'da kiralık oynadığı dönemin istatistikleri az önce bahsettiğimiz Lyon istatistiklerine dahildi. O yüzden şimdi oyuncunun geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'deki istatistiklerine bakalım. Ndombele geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplam 40 maçta görev aldı. Bu maçlarda ortalama 31.52 dakika sahada kalan Ndombele 2 gol 1 asist üretti. Serie A özelinde ise 8'i ilk 11'de başlanan maçlar olmak üzere toplam 30 maçta şans
şans bulabildi Ndombele. Serie A'da çıktığı maçlarda ise ortalama 27 dakika süre aldı ve %88 isabetli pas, %56 ikili mücadele kazanma ve %61 başarılı top sürme ortalamalarıyla oynarken gole sebebiyet veren türden bir hata yapmadı. Sözün özü, Ndombele çok yüksek bir potansiyeli olan, yetenekli, fizik gücü yüksek ve kendi potansiyelini değerlendirmesi halinde Galatasaray'a uzun yıllar boyunca büyük katkılar verebilecek ya da ilerleyen yıllarda kendisi için tekrardan yüksek bonservis bedelleri ödetebilecek bir oyuncu. Çünkü hala genç sayılabilecek bir yaşta ve normal şartlarda önünde uzun bir futbol kariyeri var. Bazı futbolcular geç olgunlaşır, sonradan kendini bulur. Umarım Ndombele de bunu başarabilen futbolculardan biri olur ve Galatasaray'da sahip olduğu yetenekleri yansıtan bir performans sergiler. Son yıllarda mental sebeplere bağlı olarak düşüş yaşayan bir futbolcu olduğu gerçeğini unutmadan Ndombele transferini sahip olduğu potansiyel nedeniyle yine de son derece doğru buluyorum. Eğer Galatasaray'da kendini bulursa taraftarların sevgilisi haline gelebilir. Kendi standartlarında sıradan bir performans sergilese bile Galatasaray'a son derece faydalı olmayı başarır diye düşünüyorum. Çünkü fizik kalitesi hayli yüksek ve sakatlık geçmişi temiz bir oyuncu Ndombele. Florya'nın suyu problemli futbolculara şifa olur genelde. Umarım Ndombele de Florya'nın suyundan olumlu etkilenir ve Galatasaray hasretini çektiği dinamik orta saha performansına Ndombele ile kavuşur. Videomuzu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilir. Sonraki videolarımızdan haberdar kalmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.